aşık özüdür, o balının sazıdır, eşi oğlu kızıdır, alnımızda yazıdır. Aşıklık geleneği alnımızda yazıdır, aşıklık geleneği. Ecdadın mirasıdır, kutlu kültür tasıdır, kör olduğun arasıdır, aşıklık geleneği. Aşık sizce kimdir? Özellikleri nelerdir? Her saz çalan, koşma yazan aşık mıdır? Fikriniz nedir? Aşık dediğimiz zaman sanat adamı. Aklımıza gelen ilk şey sanat adamı. Peki adam olmadan sanat adamı olunur mu? Aşık halkın rehberidir. Halkın dertlerini dile getirdiği gibi sürekli halkın bir basın sözcüsüdür halkın aşığı. Muhalefettir, yani bir taraf değildir. Tüm halkı kucaklar. Kutlu ve bu mübarek kültürümüzü atalarımızdan devralarak, dünden devralarak bugüne ve bugünden de yarına ulaştıracak olan söz ve saz ustalarıdır. Aşkı yaşayan insana denir. Ancak her koşma yazan, her saz çalan aşık değildir. Biz aşıklar halkın söyleyemediğini söyleyeceğiz, göremediğini göreceğiz. Aşıklar üreten insanlardır dedim ya işte. İki gözün olsa bile görmesi sana düşer. Aklın yolu birdir ama varması sana düşer. Ekmeği alın terine banıp da yiyeceksin. Allah ceviz verir ama kırması sana düşer. Aşık şiirinin, aşıklık geleneğinin günümüzdeki durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir Emrah, bir Veysel'in hala türkülerini dinliyoruz biz. Peki yeni yeni türküler ekleniyor mu? Aşık tarzı şiir, hece şiir içerisinde bir bölüm gibi değerlendiriliyor. Teknik özellikleri itibariyle yaşıyor diyebiliriz. Aşık şiiri günümüzde biraz daha şanslı. Neden mi? Çünkü medya, sosyal ağlar tamamen aşıkların, şairlerin birbirinden etkileşimlerini güçlendirdiği için şanslı. Günümüzde aşık şiiri daha şanslı. Ben olumlu katkıları olduğu konusunda tereddütteyim. Zira önceki aşıklara bakıyoruz, okuma yazmaları yok, şeyleri yok ama binlerce şiirleri ezberlerinde. Şimdi bakıyorum, çoğu çıkarıyor cep telefonunu, oradan buluyor, oradan okuyor. Aşık kültürünün daha geniş kitlelere duyurulması bakımından olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aşıklarımızın ürünlerinin kayıt altına alınması bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yaygın hale gelmesinde olumlu bir etkisi var. Sosyal medya, internet var, televizyon var. Genellikle popüler kültür ön planda. Onun için halk şiirini pek anlayan olmuyor. Yani görsel ve işitsel yayınların hiçbirinde aşıklık geleneğiyle ilgili yeterli bir çalışma yok. Geleneğe hiçbir katkıları yok. ...1973'te kaybettiğimiz Aşık Veysel var. Yakın zamanlarda kaybettiğimiz Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova var, Aşık Reyhani var. Bunlar Aşık Karada diyebilirim ama onun pek şu anda rahmetli olduğunu pek anlamıyor mu? Günümüzde yaşayan aşıklar, Aşık Maksut Feryadı var. Nuri Çırağı var, Kul Nuri var, yine Mustafa Aydın var, Aşık Mustafa Aydın, Mürsel Sinan var, Hilmi Şahbalı var, bunlar önemli aşıklar. Yine Çorumlu Aşık Gülabi var, bunlar günümüzde bir çınar bunlar, yaşayan çınar.
Şimdi rahmetli olanları da söylemek zorundayım. Bana çok büyük faydası dokunan Aşık Sefiz Selimi Sivaslı. Aşık Kul Mustafa. Aşık Meydani. Sivas'ta yine Aşık Kaptani. Aşık Muhsin Yaralı. Tanıdıklarım ve şehitliklerimi söylüyorum. Rahmetli Aşık Murat Çobanoğlu ve Aşık Reyhani'yi de söylemeden geçemeyeceğim. Onlarla da karşılaştım. Onlarla da muhabbetim oldu. Beraber çalıştık. Bir sürü aşık var. Şimdi hak aşıkları var, halk aşıkları var, düzen aşıkları var. Hangisini sayayım? Şimdi mesela bir Aşık Feymani, bir Mürsel Sinan, bir Mustafa Kurbanoğlu, bir Cemal Divani. Öyle çırağı var. Samsun'da bu aşıklığı ilk şey yapan, organize eden Kemal Bülbül'dür yani. Hakkını yemeyelim. Feymani babayı gösterebilirim. Yani Mürsel Sinan, Mustafa Kurbanoğlu. Yine Denizli'den Ozan Nihat. Bu geleneği temsil etme anlamında önemli bir isimdir. Toplum üzerindeki etkisi geçmişte daha fazlaydı. Bugün bakıyorum hep belli bir halk kitlesinde kalmış aşık meraklıları. Hiçbir etkisi yok. Evet, günümüz nesline, çocuklarına, gençlerine aşık geleneğini tanıtma bağlamında bir kere teorik bilgiler bildiğim kadarıyla okullarımızda veriliyor. Yani lise düzeyinde ve üniversite düzeyinde veriliyor. Belki sıkça okullarda aşıklar davet edilmeli, onların uygulamaları gösterilmeli. Kamu, belediyeler, işte valilikler, kaymakamlıklar ya da okullar işte topluca bu icralara yer vermeliler diye düşünüyorum. Aşık şiirini, halk şiirini sevdirmemiz için bunu yerel yönetimlere buna el atması lazım. Yerel yönetimler ayda yahut da bir haftada 15 günde bir aşıklar şöleni düzenlemesi lazım. Aynı zamanda aşıklar bir öğretmendir. Okullarda da programa çağırmaları lazım aşıkları. Ben başköyde öğretmendim. 96 öğrencim vardı. Şimdi o okul kapalı. Hatta bu civardaki bütün köylerdeki okullar kapalı. Hepsi nereye iniyor? Şehire iniyor. Bu çocukların hepsine ulaşma şansımız var. Okullarda. Yeter ki biz aşıklık geleneğinin yaşaması için bir gayret sarf edelim. Aslında çok büyük bir potansiyel. Ama ben şunu isterdim. Sizin üniversitede bir aşıklık kürsüsü. Orada en azından 10 günde bir, 20 günde bir veya ayda bir fen edebiyat, edebiyatta yani aşık edebiyatı işlenmiyor mu? İşleniyor. Orada hazır canlı örnek, bu sadece üniversite olarak değil, liseyi düşünün, ilköğretimi düşünün, bunların hepsinde bu yapılabilir. Yani bu taşımalı sistemdeki eğitimin aslında aşık edebiyatı için ve bu gençlere bunu ulaştırabilmek için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama idarecilerimizin bu konuya tamamen eğilmesi lazım. Sanma sancak sensiz huzura erer, sanma sancak sensiz huzura erer, özünden seslenir, önüne serer, önüne serer. Sevdam benim ile mezara girer, sen Gonca gülümsün, bülbülü seven. Sevdan benim ile mezara girer, sen Gonca gülümsün, bülbülü seven.
tane aşık tarzı var. Biri eğitimli aşık, bir de badi olayı, üçüncü de usta çırak ilişkisi. Günümüzde artık usta çırak ilişkisi bitti. Benim bir sazla ve sözde hiçbir üstadım olmadı bugüne kadar. Zorlandım sakinin elini sıktım. Rüyadan bir damla nasiple çıktım. Şükrettim nefretim bendeni yıktım. Bütün kötülükten kaçtım o gece. 2003 ocağının beşiydi. Uyandım gecenin saat üçüydü. Rasim'dir bu bir hakkın işiydi. Gönlümü deryaya açtı mı gece? Vadeş Şirin hocam bu katıksız. Burada sadece şu dedileyi iç artık. Sadece bunu Aşık Reyhani gece rüyamda bana Vadeş Şirin sunan oydu Aşık Reyhani. İç ardı sadece oldu vakit eli haydi geç oldu. İki mısrayı Reyhani söyledi gece rüyamda. Elime bir meçhul, elime bir meçhul bade verildi. İç dediler, içtim yar yar bismillah ile. İçtikçe kavradım aşkın özünü. Gördüm nur içinde dostun yüzünü. Rüya gördün yavuz, bir düş gördün yavuz. Miskin gözünü aç dediler, açtım yar yar bismillah ile. Aç dediler, açtım hı bismillah ile. Aşıklık geleneğinde usta çırak ilişkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim bulunduğum şehirde böyle bir imkanımız olmadı. Bir çırağın yetişmesi için bir usta şart. Bir de bunun haricinde demin sorduğunuz badeli. Şimdi rüyayı o görmüş. Ben ona diyemem ki sen bunu görmedin. Ama ben bunun asla böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Ya sen kimsin ya? Peygamber'e 40 yıl bekleyen Yüce Rabbimiz sana 15 yaşında aha sana ilham, sen kalk şey ol. Ben onun için buna inanmıyorum. Dilimde tadım benim, gerçek muradım benim. Ovaladım benim, hey 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 hey. Türkçe konuşacağım, Türkçe konuşacağım. Türkçe. Çalışmadığınız yerden bir soru gelecek. Bismillah. 2009 yılının aşıklık geleneği açısından önemi nedir? 2009 yılının? Evet. 2009 yılı bana neyi hatırlatıyor? Samsun'da. Samsun'da biz bu işte faaliyetteydik o zaman. Hocam orayı çalışmadım. Söküm, ne? Söküm dedi tamam bu yetmiş. Söküm mü? Söküm. Yok kapattım. Söküm. Söküm. Tamam. Söküm nedir? Benim durdu. Söküm nedir? Yavuz der ki, dedem Korkut mirası, kabuk tutmaz aşıkların yarası, kül olsa da mağrip maşrik arası, bu gelenek bitmez Türk var olacak. Ecdadın mirasıdır, kutlu kültür tasıdır, Köroğlu'nun arasıdır, aşıklık geleneği. Obalının sazıdır, oğlu, eşi, kızıdır, alnımızda yazıdır aşıklık geleneği.
Avuyu katlar ekmeğe aşağı, baltayı sallama vurursun taça. Aşık Rasim der ki söyleme boşa, teknoloji bizi tuşa getirdi.